arkadaşlar, Fizik 101 final öncesi hazırlık sorularımızı çözmeye başladık. İlk sorumuz açısal momentum sorusu. Bakın, V şeklinde bir tane çubuk var. Dikey ve yatay L uzunluğunda çubuklarda oluşmak üzere. Bu gidiyor ters L şeklinde bir tane durgun çubuğa çarpıyor. Sonra ikisi bir araya gelip birleşip kare şekli oluşturuyorlar. Bu da sağa doğru VCM hızlarına gidiyor. Yani kütle merkezi hızıyla hareket ediyor. Ve omega'ya dönüyor sağ yönünün tersine. Şimdi bana söylediği şey şu. Çarpışma sonrasında oluşan diyor kare şekli center of mass, yani kütle merkezi hızını ve omegasını, yani açısal hızını bulun. Şimdi çarpışma sonrasında yapışma durumu olduğu için kütle korunmayacak ve enerji de korunmayacak dolayısıyla. Momentum ve angular momentum koruyacağım. Şimdi momentum korunma kısmına bakalım. 2m, 2 büyük m ve 0 ve 0 eşittir 4 büyük m ve cm. Buradan VCM ne çıkar? V0 bölü 2. Bu momentum korunumundan gelen şey. Şimdi açısal momentumu koruyalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Son durumda oluşan şekil tam N bölü 2 tam karenin kütle merkezinden döneceği için nereden dönecek? N bölü 2 uzunluğu. Yani yerden N bölü 2 mesafesi tam şu noktadan dönecek. İnişimde de yani ilk baştaki angular momentumu hesaplarken de öyle yapacağım. Şuraya da N bölü 2 diyorum. Tam buradan döndüğünü varsayıyorum yine. Şimdi bakın. Şurası L bölü 2. Şu V0 hızıyla dikeye giden çubuk L bölü 2 kadar zaten yukarıda. Bunun dönme noktasında olan herhangi bir dik uzaklığı olmadığı için bunun açısal momentuma katkısı yok. Ama bu sağa doğru V0'la gittiği için, şu çubuk sağa doğru V0'la gittiği için bunun açısal momentuma bir katkısı var. O zaman M V0 L bölü 2 eşittir. Oluşan kare şeklin tam kütle merkezinden hareket ettiği için center of mass kütle merkezi hızı, onda açısal momentumun bir katkısı yok. Onda sadece dönmeden kaynaklanan bir açısal momentum var. Onun da inertia, eylemsizlik momenti, omega diyorum. Bu da benim açısal momentumdan gelen denklemim. Şimdi inertia'yı bulursak gerisini bulmak bizim için daha kolay. Şimdi inertia'ya bakalım. Herhangi birini bakın, 4 tane aynı şekil var. Ben herhangi birini alayım. Şuna diyorum ki I0. O zaman toplam inertia'm ne olacak? 4 I0 olacak. Şimdi I0'ı hesaplayalım o zaman. I0 nedir? I0 bakın. Tam L bölü 2 kadar mesafesi var. Onu da gösteriyorum. Şimdi L bölü 2. Şunu L bölü 2 mesafeyi atın. Şu çubuk tam kütle merkezinden dönüyor bir defa. Kütle merkezinden doğrultuda. Tam kütle merkezinden dönüyor. Ne yapıyorduk inertia'ya? Yani açısından dönme momenti, eylemsizlik momenti şeyini yaparken, hesaplarken ne yapıyorduk? Aradaki mesafeyi yok ediyorduk, bakıyorduk bu kütle merkezine dönüyor mu, dönmüyor mu? Şunu şöyle sağ yönün tersine döndürdüğümüz zaman, aradaki uzaklığı götürün, şu çubuğu getirin, buraya koyun, tam kütle merkezinden dönecek. O zaman bir 1 bölü 12, 12 ml karesi olacak, artı bir de dönme kütle merkezinin dönme noktasına olan uzaklığına bakıyorum. Orada L bölü 2. M L kare bölü 4. Buradan ne geliyor I0? M L kare bölü 3 gelecektir. 1 bölü 12. 1 bölü 4. 4 bölü 12. 3 bölü 12. 4 bölü 12. 1 bölü 3. O zaman toplam I ne çıkacak buradan? Toplam I dediğim 4 bölü 3 M L kare çıkacak. Şimdi o zaman omega'yı hesaplayabilirim. Hemen yazalım. M V0 L bölü 2 eşittir 4 bölü 3 M L kare omega. Şimdi M'leri sadeleştiririz. L'nin bir tanesi gider. Geriye ne kaldı? Şöyle bakarsak omega dediğim şey ne çıkacak? 3 bölü 8 V0 bölü L çıkacak. Buradan şunu görüyoruz arkadaşlar. 3 bölü 8 ve 0 bölü L. Şunu görüyoruz arkadaşlar. İlk başta L şeklinde bir tane çubuk gidiyordu. Ters L şeklinde çubuğa yapışıp çarpıyordu. Sonra yapışıp sağa doğru kütle merkezi hızıyla hareket edip belli bir açısal hızla dönüyordu. Şimdi olay şu. Ne yapıyorduk? Kütle korunmadı. Kütle arttığı için momentum ve açısal momentum korurum. Kesinlikle enerji koruyamam. İlk önce momentum korudum.
2mv0 eşittir 4mvcm dedim. Ve vcm'yi buldum. Sonra açısal momentum, yani burada momentum korudum. Burada açısal, burada momentum korunumu vardı. Burada açısal momentum korunumu vardı. Açısal momentumu L ile gösteriyorum. Sonra ne yapıyorum? Açısal momentum, açısal momentum korunumuna dikkat ediyoruz. Bakın, dikey olan çubuk tam dönme doğrultusunda hareket ediyor. Herhangi bir dik uzaklığı olmadığı için bunun açısal momentumu yok. Bunun eli yok. Açısal momentuma sahip değil. Sonra ama bu, bakın yatay çubuk da V0 hızıyla gidiyor ve onun dik uzaklığı L bölü 2. Onun açısal hız momentumu var. Sonra bunlar birleştikten sonra bakın kütle merkezi VCM'yle gidiyor ama kütle merkezi tam L bölü 2 doğrultusunda olduğu için açısal momentuma katkısı yok. Sadece dönmeden kaynaklanan bir katkı var. Dönmeden kaynaklanan bir katkı var. O yüzden ne yapacağım? O dönmeden kaynaklanan katkıyı kullandım. Mv0 L bölü 2 eşittir inertia omega. İnertia tek birininkini hesaplayıp 4 ile çarptım. Bunu bakın tam kütle merkezinde, tam götürün buraya koyun, kütle merkezinden dönüyor. Bir de aradaki uzaklığın karesi var. M'le kare bölü 3 çıktı bir tanesi. Toplam 4 tane olduğu için 4 bölü 3 M'le kare çıktı. Ondan sonra açısal momentumla yerine koydum. Ve omega'yı 3 bölü 8 V0 bölü L olarak hesapladım. Dediğim gibi arkadaşlar burada herhangi bir problem yok. Basit ama dikkat edilmesi gereken bir açısal momentum sorusuydu. İlk sorumuzun çözümü de bu kadar.